Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Elon Musk'ın yapmış olduğu açıklamaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabii ki eğer vakit kalırsa her videoda olduğu gibi alınabilecek altcoin'ler listesinde belirterek tek tek ilerlemeyi sürdüreceğiz. Elon Musk'tan kripto para açıklaması. Her şeyinizi bu coin'e yatırmayın diyor. Evet. Bir videoda daha biliyorsunuz bununla alakalı konuştuk. Artık Elon Musk farklı bir şey istiyor. Yani artık Dogecoin üzerinde şimdi şöyle. Dogecoin'i zaten çok inanılmaz bir noktaya getirdi Elon Musk. Bu açık bir gerçek. Aynı zamanda Dogecoin olsun, Floki olsun, Agix bunlara büyük destekler verdi. Özellikle Dogecoin üzerinden düşünürsek çok ciddi anlamda bir alım ve hype etabı yarattı. Şimdi geldiğimiz noktada Elon Musk neden bugün bu kadar Shiba'ya kaymaya çalışıyor? Ve geçtiğimiz aylarda yani daha 2022'nin ortasında biliyorsunuz Elon Musk'ın Shiba üzerinde hareketler yapacağını belirtmiştik 2023'te ki artık bu süreç geldi. Şimdi Elon Musk Dogecoin'i oluşturdu, büyük bir hype sezonu yaşattı. Fakat Shiba ile alakalı hiçbir zaman net anlamda konuşmadı ve Shiba'ya bulaşmadı. Dogecoin topluluğunu arkasına aldı ve kendisi kripto piyasasında böyle ilerledi. Her zaman Shiba yatırımcısı Dogecoin ile kıyas etti ve aslında Elon Musk'tan bunu istedi. Fakat Elon Musk bunu net anlamda hiçbir zaman vermedi. Bu her zaman büyük bir talep olarak ortada kaldı. 1. Elon Musk henüz Shiba üzerinde hareket etmedi. 2. Bu beklenti daha doğrusu bu talep çok büyük. 3. Shiba ile Dogecoin arasında büyük bir korelasyon var ve SHIB Doge aynı zamanda Doge SHIB pariteleri inanılmaz derecede kullanılan pariteler. Yani bunlar arasındaki her ikisine yatırım yapan balina işte vesaire sayısı çok çok fazla. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman gerçekten de ve dördüncüsü Shiba ciddi anlamda bu sezonun büyük yükselebilecek potansiyelli ve çok geniş topluluğa büyük bir kemik kitleye sahip. Aynı zamanda Huobi ya da Wazirex gibi borsaların yayımlamış olduğu raporla birlikte acemi traderların en çok satın aldığı ve alıma en çok meyilli olduğu kripto para olarak açıklanıyor. Yani bu ne demek? Shiba gerçekten de yükselişe, cüzdan sayısını arttırmaya ve yatırımcılar tarafından ilgi görmeye müsait, spekülatif ve yukarı yönlü bakan bir coin. Elon Musk'ın başından beri bunu kaçırmayacağı belliydi. Mesela Peep'te demiştim ki Elon Musk Peep hakkında konuşacak ve bunu radarına alacak. Sonra evet Peep ile alakalı Elon Musk anında bir tweet attı ve Peep yön yukarı hareket başlattı. Şimdi bunu nasıl öngördüm? Çünkü adamın vizyonu belli. Adam kriptolar. Bu adam başından zaten Dogecoin'e bayıldığı için, aşık olduğu için işte falan Doge'a girmedi. Zaten bunu gördü ve arkasına alabilmek için girdi. Agix. Agix'e neden girdi bu adam? Çünkü bir yapay zekaydı ve diğer mesela GRT'ye neden girmedi? GRT'den neden konuşmadı? O daha büyük. GRT daha büyük. Ondan neden konuşmadı? Niye Agix'i seçti? Çünkü spekülatif. Çünkü üzerinden hype yaratması kolay. Pip'te de aynı şekilde işte. Shiba'da da aynı şekilde. İşte bu yüzden söylüyorum. Zamanla ortada bir şey bulunmasa da Elon Musk önce ne yaptı? Yeni bir CEO'yu göreve atadı. Atamış olduğu bu CEO doğrudan anında Shiba'yı takip etmeye başladı. Hadi bismillah. Daha yani ortaya yeni çıktı senin bunu yapacağın. Anında sen Shiba takip etmeye başladın. Senin kripto ile bir alakan bile yokmuş daha önce. Hiç kripto ile alakalı ne bir söylemini piyasada bile değilmişsin ki sen. Kriptonun K'sini bilmiyorsun. Twitter'a atandın. Shiba'yı takip etmeye başladın. Bismillah ne oldu falan. Taş mı düştü başına? Tarzında bir düşünce olur. Ama neyin ne olduğu belli. Şimdi Elon Musk artık birincisi tabii ki Dogecoin'e desteğini bırakmayacaktır. Çünkü Dogecoin'i damplamaya yönelik hareket ederse
Zaten piyasada Shiba'yı yükseltti, Doge tarafından tepki aldı tarzında bir olaya dönüşür. O yüzden Doge'u zaten bırakamaz. İki, bunu yeni CEO üzerinden yapıyor ve yapacak. Çünkü doğrudan kendi Doge'da kalır gibi yaparak, işte farklı birisini göstererek aslında bu vizyonu o kişiye atfedecek. Ve Twitter üzerinden Shiba'yı tam da bu şekilde yön yukarı halde götürecek. Bu iki olayı birlikte değerlendirmek ve bunu iyi bir şekilde anlamak gerekiyor. Elon Musk'ın Shiba üzerindeki çalışmaları çok büyük, vizyonu çok geniş. Ben bu sezon evet neler yapacak yani tahmin bile edemiyorum. Entegrasyondan tutun, Shiba ile alakalı atacağı tweet. Mesela şu an diyor ki Doge üzerine bahse girmeyin diyor daha fazla. İlerleyen aylarda bunu şu şekilde göreceksiniz. Evet, ben zamanında demiştim ki bütün parayı Doge'a yatırmayın çünkü kalan kısmıyla da Shiba alırsınız'a bu açıklamalar başlayacak evrilmeye. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde gidecek. Ha tabii bir takım açıklamalar var. Bir sonraki yakımı şey yapacak tarzında ne o? Elon Musk yapacak tarzında 120 trilyonluk yakım. Öncekini Vitalik yakmıştı ya. Ya bunu bilmiyoruz. Bu spekülasyonda kalır. Bu ihtimal var mıdır? Evet, bu ihtimal vardır. Elon Musk'ın manuel yakımı yapma ihtimali. Ama buna hani girer girmez daha zaten manuel yakım burada 2 senelik bir zaman var. 2025'te yaparlar manuel yakımı. O yüzden bunu Elon Musk mı yapar? Yine Vitalik mi yapar? Ya da başka birine mi yaptırırlar? İşte Da Vinci, Jeremy falan filan. Onu tam olarak şu anda bilemeyiz. Spekülasyonda kalır. Ha bilebileceğimiz şey şu. Bu sezon altcoin sezonu açıldığında özellikle hele ki yeni isim yani Twitter'ın yeni CEO'su göreve geldikten sonra ki bu 4 hafta içerisinde olacak biliyorsunuz. Shiba üzerine Elon Musk'ın resmen çalışmaları başlayacaktır ve bu şekilde ilerleyecektir. Ben şunu söyleyebilirim. Hem Dogecoin hem Shiba portföylerde bulundurmaya değer diyebileceğim coinlerdir. Baş meme coinlerdir ve her ikisi de yükseliş meyillidir. Dolayısıyla ikisi arasında bir tercih gibi bir yanılgıya düşmemek lazım. Hep söylüyorum Doge, Shiba, Floki ve Baby Doge. Özellikle Shiba, Floki ve Baby Doge benim bu sezon katlama oranları bakımından gerçekten büyük performans beklediğim, çok güçlü yön yukarı hareketler beklediğim 3-4 tane az sayıdaki meme coin'i ifade eder. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.